Arkadaşlar merhaba. Yine Akseki Giden Gelmezler bölgesinde eğitmen eğitimi kampımız devam ediyor. Kemal Can Doğan arkadaşımız ve Akın Cumal hocamızla birlikte. Geçici kamp alanımızdan bugün toplandık. Kalıcı kamp alanımıza geldik. Şimdi öncelikle şu şekilde kendimize basit bir ateşlik kısmı oluşturduk. Ateşlik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken kullandığınız çevirme taşları kesinlikle gözeneksiz ve patlamayacak patlamayacak taşlar olacak. Kayaç taşlardan uzak durmanız gerekiyor. Kayaç taşlara örnek vermek gerekirse bakın. Şunlar kayaç taşlardır. Ve kolaylıkla kırılan taşlardır. Bakın. Şu şekilde. Bunlar ısıyı gördüğü zaman belli ısıdan sonra ciddi anlamda parçalı şekilde patlayarak insanlara zarar verebiliyorlar. Çevredeki canlılara da zarar verebiliyorlar. Bu taşları kesinlikle kullanmıyorsunuz. Kayaç taş kullanmıyorsunuz. Özellikle gözeneksiz taşlar ve gözenekli taşlarında belli başlılarını kullanıyorsunuz. Burada örnek vermek gerekirse bakın. Bu bir et pişirme yapılabilecek yağ çeken dediğimiz taş türlerinden bir tanesi. Bu tarz taşları kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çeşitli su taşlarını kullanabiliyorsunuz patlamaması açısından. Şimdi biz burada nasıl bir yol izledik? Bu gayet basit bir ateşlik. Hava eksilerde seyrediyor. Kar ciddi anlamda erimiş durumda ama birazdan Kemal karşı tarafı size gösterecek. Bakın tepelerde gördüğünüz gibi halen karlar var ve birkaç gün içerisinde tekrar kar yağışı bekleniyor. Biz de onun için şu şekilde bir hazırlık yaptık kendimize. Kullanmış olduğumuz çadırlar profesyonel yaz kış kullandığımız çadırlar. Ciddi anlamda karda da kullandık. Çok yoğun yağmurlu havalarda da kullandık. Fakat biz şu anda eğitim çalışmasında olduğumuz için çadırlarımızı bırakıp gitmek durumunda. Arazide ciddi yol kat etmek durumunda oluyoruz. Her türlü ihtimale karşı kendimizi koruma altına alma adına, biz yokken çadırları da koruma altına alma adına şu şekilde bildiğimiz sera naylonu veya tarp dediğimiz malzemeleri kullanabiliyoruz. Bu kadar büyüklükte tarp yaptırmaya gerek görmediğimiz için sera naylonlarından faydalanıyoruz. Ve sera naylonlarından nasıl faydalandığımızı şöyle yakından tekrar görelim. Bakın. Kemal böyle gelelim. Bakın alt kısımlarda sera naylonunu çadırların hem altına hem de üst kısmına şu şekilde sararak kullanıyoruz. Buradaki maksat şu. Kar bulunduğumuz bölgede yeni eridiği için toprak ciddi anlamda nemli durumda. Ve onun dışında ayaza çektiği için, hava ayaza çektiği için, dona çektiği için ciddi anlamda kıtır kıtır taş gibi. Ve çadırlarınızı böyle nemli bir yüzeye, nemli bir satığa kurduğunuz zaman daha fazla üşürsünüz. Ve onun dışında çadır tabanı ciddi anlamda nemlenme yapıyor. Biz bu şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Kış aylarında yaptığımız eğitim çalışmaları veya onun dışında bushcraft çalışmalar, faaliyetlerde sürekli bu sistemi ağırlıkta kullanıyoruz. Bu şu anda belirli seviyede eğitmen eğitimi hızlandırılmış tur olduğu için arkadaşlarımızı yine çadırlarda konaklatıyoruz. Aynı zamanda bu kampımızda, bu eğitim kampımızda diyelim, barınak türlerinden bir tanesini daha arkadaşlarla paylaşacağız. Teknikler üzerine. Onu zaten size farklı bir videoda sunmaya çalışacağız. Şimdi tekrar ateşliğimize dönelim ve ateşlik konusuyla videomuzu bitirelim. Çünkü hak verirsiniz ki batarya konusunda ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Halen arazideyiz. Artı bir 10 gün daha arazide kalacağız. Batarya bizim için çok çok önemli. Dediğim gibi biz burada taşlarımızla etrafını çevirdik. Ortaya kullandığımız taşları sabitlemek adına bakın humuslu ve killi bir kısım killi toprak kullanarak şu şekilde size basitçe gösterelim. Bir parça toprak bakın halen buzlu görebiliyorsunuz buz katmanlarını. Nasıl çalışıyoruz? Şurayı alalım Kemal. Burayı biraz daha dolgu yapayım. Taşı oturtup sapladıktan sonra şu şekilde yerleştirip bunun gibi bir tokmak taşla döverek taşınızı sabitliyorsunuz. Bakın. Ve bunun yanında ateşi yaktığınız anda belli ısıya geldikten sonra toprak
pişmeye başlayacak ve burası bildiğiniz beton gibi olacak. Yani pişirme piriket veya kiremit gibi düşünün. Ve ciddi anlamda sabitlenmiş olacak. Şu anda bile oynamıyor. Biz bunu ne amaçla kullandık? Ciddi anlamda hava soğuk ve gece ciddi anlamda ayaza çektiği için hava, bir kısmını ateşlik olarak kullanacağız. Bir kısmını, yani ısınma ateşliği, bir kısmını da köz yayarak pişirim amaçlı kullanacağız. Ocak olarak kullanacağız. O yüzden bu şekilde bir sistem uyguladık. Bu gayet basit, sıradan ateşlik sistemlerinden birisi. Bunu aynı zamanda tripod kurarak, tripodla da değerlendirebilirsiniz. Yani 4 bacak veya 3 bacak, tripod dediğimiz 3 bacak sistemi. Çevreden kurarak üstünden asma sistemiyle de kullanım sağlayabilirsiniz. Veya yere saplama dayaklarla da aynı zamanda ateşten faydalanabilirsiniz. Ekstra son olarak şunu da eklememiz gerekiyor. Ateşliğinizi oluşturduğunuz bölgede etraf yalıtılmış olmak durumunda. Kurumuş bir bitki. Bunu da birazdan temizleyeceğiz. Tehlike oluşturabilecek kısmı, ki onun yanında zaten gördüğünüz gibi bir su havuzunun yanındayız. Bunlar kaynak suyu ve aynı zamanda kar sularının desteklediği bir sudur. İçilebilir, gayet temiz. Son olarak ekleyeceğimiz konuyu unutmadan hemen ekleyelim. Bakın, gökyüzü açık. Ateş kesinlikle ve kesinlikle yukarıya rahatlıkla duman bırakabilecek. Üstünde ağaç dalları vesaire olmamasına dikkat edin. Bunun yanında çok daha önemli bir konudan daha bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi bir su kaynağının hemen yakınına kampımızı kurduk. Detayına bilmediğiniz, daha önce defalarca kamp kurmadığınız, uzun süreli kalmadığınız su kaynaklarının çok yakınında kesinlikle ve kesinlikle kamp kurmamaya özen gösterin. Çünkü ciddi anlamda kar suları yüklenme yapacak olursa veya ciddi yüksek debili bir yağmur yağışına maruz kalacak olursanız bölgede çadırlarınız veya barınaklarınız su altında kalabilir. Hatta daha ilerisini düşünecek olursak sele kapılıp ölüm tehlikesi dahi yaşayabilirsiniz. Biz bu bölgede neden kurduk konusuna gelince, bu bölge bizim özel kamp bölgelerimizden ve eğitim bölgelerimizden bir tanesi ve bölgeyi çok iyi biliyoruz. Kaynağın debisini çok iyi biliyoruz. Hava şartlarında birçok farklı hava şartını biz burada yaşadık. Çok yoğun tipide de kaldık. Çok yoğun yağmur yağışında da kaldık. Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için biz burada kamp kurabiliyoruz. Ki hava sıcaklığını Kemal şu şekilde, bakmayın hani biz bölgeye adapte olma açısından çok kalın giyinmemeye çalışıyoruz. Bakın, hareket halinde olmayan su direkt bu şekilde donuyor ve özellikle geceleri -15, -24 civarlarına kadar düşebiliyor. Her ne kadar kar yağmasa ciddi anlamda kuru soğuk var. Şu an hava tekrar yavaş yavaş soğumaya başladı ve ateşliğimizi yakacağız. Genel anlamda kamp alanımız bu şekilde. Kalıcı kamp alanımızda farklı videoları tekrar farklı videolarda paylaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.